Merhabalar sevgili dostlar. Şimdi de dördüncü bölümümüzün beşinci köşe taşıyla devam ediyoruz arkadaşlarım. Dik üçgen konusundayız. Bakalım neler çıkacak karşımıza, görelim. Şöyle odaklanmasını bir ayarlayayım ben. Evet, ilk gördüğüm bir muhteşem üçlü özelliğimiz var dostlarım burada. Onu öğretmeye çalışmış bize. Nedir bu muhteşem üçlü? Diyor ki, sen diyor hipotenüse, yani 90 derecenin karşısındaki kenara bir kenarortay çizersen diyor, bu kenarortay hipotenüsün şu yarısı uzunluğuna eşit olacak. Yani buna da şöyle tık tık koyacaksın. Yani bunlar da artık x olmuş olacak diyor. Şimdi hemen bir Pisagor'da çakalım canım kardeşim. Bir 2x'in karesini alalım. 2x'in karesi demek 4 tane x kare demektir. Kök 7'nin karesi 7. 7'nin karesi ise 49 demektir. Toparlayalım şurayı. 4 tane x kare eşittir 49, 7 daha 56 yapar. 4'e bölelim hemen bu iki keratayı. X kare kalır burada sadece. X kare eşittir. 4'e bölersek 56'yı da 14 kalır. Demek ki x eşitmiş kök 14. Bize de x'i soruyor zaten. Kök 14'ü yapıştırdık. Evet, ikinci sorumuz yine bir muhteşem üçlü var. Bakın, bir doğru inmiş, hipotenüsün yarısına eşit sadece. O halde diğer yarısına da eşittir. Bu bir muhteşem üçlüdür ve burası da x, burası da x olur dediniz. Şimdi büyük dik üçgenimizde hemen bir Pisagor bağıntısı çakalım. Diyelim ki 2x bizim hipotenüsümüz. 2x'in karesi ne yapar? 2x'in karesi 4 tane x kare yapar. Eşittir. Bir 2'nin karesi, bir de 6'nın karesi. 2'nin karesi 4, 6'nın karesi de 36. Yani 4 tane x kare eşittir 40 yaptı. Hemen 4'e böldüm her iki tarafı. X kare eşittir 10 geldi. Dolayısıyla x eşittir kök 10. Yani Ceyhan'dan geldi cevabımız. Evet, üçüncü sorumuz da artık yine bir muhteşem üçlü sorusu dostlarım. 6 ise bu da 6, bu da 6. Yani totalde şurası 12 birim yaptı. Diyor ki BDDC'ye eşit. Tamam, onu gördük. 6'yı gördük. ABC açısı, şuradaki açımız büyükmüş. Neyden? ACD'den. Şurası da küçükmüş dostlar. Demek ki AB kenarı küçük AC kenarından ya da AC kenarı daha büyüktür AB kenarından. Bize de diyor ki AC'nin tam sayı değeri en az kaç birim olabilir diye bir soru sormuş. AC'nin tam sayı olmasını istiyor dostlarım. Tam sayı değeri en az kaç birimdir diyor. Şimdi burası kesinlikle ama kesinlikle 6'dan büyük bir değer olacak dostlarım. Neden hocam? Çünkü şuradaki 6, bakın şurası daha geniş bir açı. Demek ki 6 hani geniş açının karşısındaki kenar diğerlerinden daha büyük olacak. 6'dan daha büyük olacağı aşikar. Bunu bir kere biliyoruz. Şimdi şuralar biri küçük, biri büyük olarak verilmiş bize. Bu küçüklükle büyüklüğü de birazcık kullanalım dostlarım. Şöyle diyebilirim mesela. Şimdi bunlar büyük ve küçük değil de hani birbirinin eşiti olsaydı, ikisi de eşit olsaydı, o zaman bu da 45 derece, bu da 45 derece olacaktı diyebiliriz. Ama unutmayın, bakın bu daha büyük. Yani AC kenarı daha büyük. Bunu da unutmayın. Biz sadece böyle olsaydı diye kabul ediyoruz. Peki 45-45-90 üçgeni bizim özel bir dik üçgenimizdir. İkiz kenar dik üçgendir ve şuradaki hipotenüs kaç ise dik kenarlar bunun kök 2'ye bölünmüş halidir. Şimdi hipotenüs 12 ya, dik kenarları bulmak için kök 2'ye bölersiniz. Bir sayıyı kök 2'ye bölmekte yarısının kök 2 katını almak aynı şeydir. Yani 6 kök 2 diyebilirsiniz buna. Demek ki şurası 6 kök 2, burası da 6 kök 2. Şimdi 6 kök 2 dediğimiz sayı içeriye sokarsak kökün içine 6 içeriye 36 diye girer. Bir de 2 var içeride. Yani kök 72 demekle aynı şey. Peki kök 72 de 81'den küçük, 64'ten de büyük bir sayı olduğu için dışarıya 8 ile 9 arasında bir değer çıkar. Yani 8,2 diyelim biz buna rastgele. Şimdi 8,2 olurdu eşit olsalardı. Ama bu biraz büyük olduğu için bu da 8,2'den büyüktür.
Bu da 8.2'den küçük olmak zorundadır. 8.2'den büyükse kardeşim bu. Bu sayıdan 8.2'den büyük olan en küçük sayımız kaçtır? Tabii ki 9'dur. Sorunun cevabı da 9 çıkar. Evet, geldik şu 4 numaralı sorumuza. ABC dik üçgen, BD eşittir DC'ye. P noktası AD üzerinde değişken bir nokta. Yani P noktası yukarı aşağı inip gidebiliyor arkadaşlar. AD'yi 7 vermiş. O zaman şurası da 7. Burası da 7 olacak. PBC üçgeninin çevresinin en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz şuraya A, şuraya da B dersek bu üçgenin en küçük değerini istiyor. E sen biliyorsun ki A ile B'nin toplamı 14'ten daha büyüktü. Yazalım. 14 ortaya alırsak A ile B'nin toplamından küçük olacak. E o zaman ben A ile B'nin toplamını en az kaç seçerim? 15 seçebilirim diyorum. Bana da çevresini soruyor. Yani A'nın, B'nin ve 14'ün toplamını soruyor. 15 ile 14'ün toplamı da 29 yapar dedim. Demek ki en az 29 olabilirmiş. Evet, 5 numarayı gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. 6 numaralı köşe taşındayız dostum. Burada da bir orta taban görüyorum dostlar. Bir kenar ikiye bölünmüşse aklımıza ne gelecekti? Orta taban yapmak gelecek. Hemen şuradan bir paralel çizelim biz dostlar. Şöyle bir diklik çizelim. Şurası 90 derece olsun. Ve biliyorum ki bu diklik buna paralel oldu. Artık AB'nin orta tabanı oldu. Burayı da ikiye bölecek bu kerata. Toplam 16 ya. 8, 8 ikiye bölecek. Demek ki şurası 8, 12'nin burasına da 4 kaldı. Bakın buradaki dik üçgende de ne çıktı karşımıza, şöyle bir bakarsanız dik üçgenin hipotenüse bir kenarorta indirmişiz. 4, 4 diye bölmüş. Muhteşem Üçlü ne diyordu? Bu kenarortay da o hipotenüsün yarısına eşit olacak diyordu. Demek ki x de 4 çıktı diyebiliriz. Evet, geldik 2 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Şimdi 8 var, 10 var burada da. Yine orta taban yapacağım ben arkadaşlar bu sorumuzda. Şuradan şu AB'ye paralel olan dikliği çizdim. Demek ki bu AB'nin yarısı olacak 4. Burayı da 2'ye bölecek canım kardeşim. Bu toplam 10 ya. 5, 5 diye 2'ye bölecek. Şuraya 5 yazalım. 8'in bu tarafına da 3 kaldı. Bakın burada da ne çıktı? 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Yani DE 5 geldi diyebilirsiniz artık. Evet, geldik 3 numaralı sorumuza. Şimdi bakalım ne diyor. Şurada yine bir muhteşem üçlü görüyorum. Bunların ikisi birbirine eşitse mutlaka şuna da eşittir. Bunları bir yazalım biz hemen. Başka neler görüyoruz burada? AD DC'ye eşit, onu gördük. Doğrusal 12 6 5 var. 12 6 5'i de gördük. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Hadi gelin yine bir orta taban çizelim dostlar. Şurada şöyle 12'ye paralel olacak şekilde bir orta taban çizdim. Yani 12'nin yarısını çizdim. Burası 6. E burayı da mecbur 2'ye böldü. 3, 3 dedik buraya. Bakın şurada sizin çok sevdiğiniz bir dik üçgen çıktı. Görün bunu arkadaşlar. 6 var. 8 var. Burası da 10 olacak. Demek ki cevap 10. Yapıştır gelsin. Şimdi bu köşe taşı bize şunu çok güzel öğretmiş olması lazım. Bir kenar 2'ye bölündüyse aklımıza orta taban çizmek gelecek bundan sonra dostlar. Bakın burada da yapacağım onu. Şuradan hemen şöyle bir paralel çizdim. Şurada bir Z harfi var. Burası da 90 oldu. 5'in yarısı oldu burası. 5 bölü 2. Şurası da x bölü 2. X bölü 2 diye bölündü. Ve şu dik üçgene senin bakmanı istiyorum canım kardeşim. Bakın kenarları şöyle. 5 bölü 2. 6. X bölü 2. Kenarları böyle arkadaşlarım bunun. Hadi gelin iki katını alalım mı bunların dostlar? İki katını alırsam ne olur bu? 5. 2 katını alırsam ne olur? 12. Demek ki 2 katını aldım. X. Bakın ne çıktı? 5, 12, 13 üçgeniymiş meğerse. Şuradaki X dediğimiz yer 13 birimmiş. Cevap Edirne'den geldi kardeşim. Evet, 6 numara da tamamdır. Hemen 7 numarayı aldık önümüze. Ve bakalım ilk sorusu ne diyor? Şöyle odaklanmasını ayarlayayım hemen. ABC üçgeninde 12 var, 8 var. Bir de BC'yi 10 vermiş. Şimdi şuranın tamamını 10 vermiş bize. O halde şurası 10 eksi x'tir diyebilirim ben.
Buna göre x kaç santimdir diye bir soru sormuş. Burada şöyle bir pratiklik öğretebilirim size. Salak bir üçgende ki bakın burada 3 tane bundan soru var. Salak bir üçgende böyle bir yükseklik indirilmişse şu çaprazlama kareler toplamları birbirine eşit oluyor dostlarım. Yani 8'in karesi ile 64, x'in karesinin toplamı eşit oluyor. 12'nin karesi ile yani 144 ile 10 eksi x'in karesinin toplamına. Şimdi 10 eksi x'in de karesini açıyorum. Birincinin karesi 100 artı ikincinin karesi x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 20x'i yazdım. Şimdi bakın burada neler var? X kareler gitti. Bir kere bunu götürelim. Şu 64'ü bu tarafa alalım. 144'ten çıkınca 80 kaldı. Sonra 100 ile 80'in toplamı oldu burası. 180. Eksi 20x'i de bu tarafa alalım. Artı 20x. Hemen birer sıfırda sildim. 2x eşittir 18. X eşittir 9. Yani cevabımız Edirne'den çıktı. Evet. İkinci soruya bakabiliriz artık gönül rahatlığıyla. Şimdi diyor ki şuradaki BC'ye x dersek biz BC x olsun. Bu x'i bu tarafa atalım. BC x ise eksi x oluyor ya burası. Eksi x'i bu tarafa atarsak 2 artı x oluyor. Neymiş o? AB. Demek ki burası x artı 2'ymiş. Bunu da yazdık. Buna göre BD kaçtır diye soruyor. H diyelim bu BD'ye. Önce şu az önce öğrendiğimiz çaprazlama kuralını bir uygulayalım. Yani bununla bunu çaprazlayalım. Bununla da bunu çaprazlayıp karelerini alalım dostlarım. Şimdi neler geliyor? 6'nın karesiyle x'in karesinin toplamı yani 36 artı x kare eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 artı x artı 2'nin karesi. O da x kare artı 4 artı 4x. Bakın x kareler gitti. 8 ile 4'ün toplamı 12'dir. Bu 12'yi 36'nın yanına atarsak burada 24 kalır. Eşittir 4x. Her iki tarafı 4'e bölersek de x eşittir 6 çıktı diyebiliriz. Demek ki x'imiz 6. Şurası 6. Hatta şurası da 8 yaptı. Tabii şimdi bizden h'i istiyor bu. Şuradaki dik üçgende gelin bir Pisagor daha yapıp h'i bulalım. Ne diyeceğiz? 6'nın karesi yani 36 eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 artı h kare diyeceğiz. 8'i bu tarafa atalım. 28 mi kalıyor dostum h kare? Demek ki h eşittir kök 28. Kök 28 de 2 kök 7'dir. Cevap Bursa'dan geldi. Evet 3 numaraya geçtik biz de. Hemen okuyalım. Diyor ki ABC üçgeninde AD dik verilmiş. AB ile AC'nin toplamı da 25. Şu AB ile şu AC'nin toplamı 25'miş. AC'yi soruyor. Buna x diyelim. O halde burası 25 eksi x olacak diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi hani özel bir dik üçgen midir diye deneyeceğim aslında arkadaşlarım. Hani 5, 12, 13 üçgeni oluyor mu diye bir denemek istiyorum. Şurada x'e biz 13 desek. 13 desek. Burası ne yapıyor? 12 yapıyor. Yok ya. Mecbur yapacağım arkadaşlar. Öyle özel bir dik üçgen çıktığını düşünmüyorum. Mecbur şu Pisagor bağıntısını yapalım biz. Hadi gelin. Şimdi çaprazlama kareler toplamıydı değil mi? O halde x kare artı 5'in karesi yani 25 eşit olacak şunların kareleri toplamına. 5 kök 6'nın karesi 25 çarpı 6'dır. O da 25 çarpı 6 150 yapar. Artı 25 eksi x'in karesi. O da birincinin karesi 625. Artı ikincinin karesi x kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dedim 50x. Şimdi bakın burada x kareler gitti. Şu 25'i silelim buradan. Burada da 600 kalsın. Şu eksenliği bu tarafa artı 50x olarak atalım. 150 ile 600'ün toplamı da 750 olsun. Birer tane sıfırını silelim bunların hemen. Sildik birer tane sıfırını. Ne kaldı geriye? 5x eşittir 75. X eşittir 15 çıktı. Bize de neyi soruyordu? X'i mi soruyordu? Evet 15'i bulduk. Dördüncü sorudayız. BE'yi 10, ADB'yi 6 vermiş, EC ile 1'in toplamı da AD'ye eşitmiş. Şimdi EC'ye x diyelim,
AD neymiş? X artı 1. Bir fazlasıymış. Bir de AE ile DC eşitmiş dostlar. Şimdi şuradan bir Pisagor bağıntısı çakalım biz hemen. Gelin birlikte yapalım. Şimdi ne diyeceğiz? 10'un karesi 100 artı 6 artı x artı 1'in karesi. Yani 7 artı x yapan o da 7 artı x'in karesi. Şöyle yazayım. 7 artı x'in karesi. Eşit oldu AE'nin karesine. Bu dursun kenarda. Şimdi bir de şu dik üçgenden bir Pisagor çakalım. Şuradaki biraz daha mavi yaptığım dik üçgenden yapıyorum. Bu da 6'nın karesi 36 artı 10 artı x'in karesi gelecek. Onu da yazıyorum şöyle. 10 artı x'in karesi. Eşittir bu da dc'nin karesine. Şimdi buraya kadar iki tane Pisagor yaptık. Adam bize demiş ki AE ile DC eşit. Yani şu kısımlar eşit o zaman birbirine. Doğal olarak bu kısımlarda eşit olacak. Hemen o kısımları eşitleyelim. Yani 100 artı 7 artı x'in karesi. Onu da açarak yazıyorum. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 14x. Eşit olacakmış. 36 artı şurayı da açalım. Birincinin karesi 100 artı ikincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 20x diyelim. Şimdi gidenler var bakın. X kareler sadeleşti. Yüzler sadeleşti. Şu 14x'i biz 20x'in yanına alırsak burada 6x kalacak. Şuradaki 36'yı da 49'un yanına alırsak burada da 13 kalacak. Her iki tarafı da 6'ya bölersem 13 bölü 6 olur. X dediğimiz uzunluk. Yani cevap Denizli'den geldi dostlar. Evet, 7 numarayı da gömdük. Hemen 8 numaralı köşe taşına geçtik arkadaşlarım. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. Odaklanmasını yapayım. Şimdi ABCD dörtgeninde diyor ki AC BD'nin 2 katıdır. Yani sen BD'ye K dersen AC 2K olacak. Dostum burada özel bir durum var. Diyor ki durum bir dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa işte zaten yukarıda da açıklamış hocam. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Karşılıklı kenarlar dediğim 6 ile 8 mesela karşılıklı. O zaman karelerinin toplamı 36 ile 64 yapar. Bu eşitmiş. Diğer karşılıklı kenarların yani K ile 2K'nın kareleri toplamına. O halde K kare artı 2K'nın karesini yazarken dikkat edin. 4 tane K kare yapar bu. Hem 2'nin hem de K'nın karesini alacaksın. Peki burası 100 yaptı. Toplam 100 eşittir. Bu tarafta 5K kare yaptı. 5'e böldüm. 20 eşittir. K kare geldi. Demek ki 2 kök 5'miş K dediğim uzunluk. Ama benden 2K'yı istiyor. Yani 4 kök 5'i istiyor. Cevap Edirne'den geldi dostlar. Evet, 2 numaradayız. Bakın bu özelliğin aynısını kullanacağız. Sadece bu seferki dörtgenimiz iç bükey. Bakın dörtgen şurada. Benim bumerang dediğim dörtgendir bu dostlarım ki bu da bir dörtgen sonuçta ve köşegenlerinden biri AD'dir, diğeri de BC'dir. Bakın kesiştiklerine dik kesişiyorlar. Burada da şöyle çaprazlama yapıyorsunuz. Az önceki köşe taşında da yaptım ya dostum. Çaprazlama kareler toplamı diyoruz. Hemen x kare ile 10'un karesi yani x kare artı 100 eşittir 12'nin karesiyle 6'nın karesinin toplamına. 144 ile 36'nın toplamına eşit. Peki şurası 144. 36 daha 180 yapar. 100'ü buraya atarsak 80 kaldı burada x kare. Neyin karesi 80? 4 kök 5'in. O yüzden kök 80 4 kök 5'tir. O yüzden cevap Bursa'dır. Pekala 3. sorudayız arkadaşlarım. ABC dik üçgeninde 12'yi 5'i gördüm. Bakın 5, 12, 13 üçgeni var burada. Yukarıda verilenlere göre dik kenarları x ve y santim olan bir dik üçgenin hipotenüsü kaç santimetre karedir diye bir soru sormuş bize. Gelin şunu yapalım önce kuralı bir yapalım. 13'ün karesiyle 9'un karesini bir toplamı eşittir diyelim. Yani 169 artı 81 eşittir x kare artı y kareye. Şimdi bunu bir yazdık. Şimdi bize ne diyor?
Bir dik üçgen var diyor kardeşim. Şöyle çizdim bir dik üçgen. Dik kenarları x ve y ise hipotenüsü ne olabilir diye soruyor. Peki Pisagor bağıntısı ne diyordu? X kare artı y kare eşittir hipotenüsün karesine. E biz x kare artı y kareyi biliyoruz şurada. 81 ile 169'un toplamı. Biri buraya vereyim 170. 80 ile toplayayım 250 mi yapıyor? Demek ki x kare artı y kare eşittir 250'ymiş. Ve bu da hipotenüsün yani soru işaretinin karesine eşitmiş. Bu da nedir? 25 çarpı 10'dur. 25 dışarıya 5 diye çıkar ama 10 içeride kalır. 5 kök 10 çıktı aradığımız hipotenüs. Geldik son sorumuza. Dördüncü sorumuz dostlar. ABC üçgeninde diyor BED doğrusal tamam. 5, 3, 4'ü gördük. 5, 3, 4 hepsini gördük. Ve diyor ki AB'nin karesiyle EC'nin karesinin toplamı 169'dur. AB'nin karesiyle EC'nin karesi. Şimdi öncelikle şuradaki 3, 4, 5'i görün. 3, 4, 5 üçgeni sadece dik üçgende oluyor. Ve 5'in karşısı her zaman 90 derece oluyor. Demek ki burası 90. E yine bumerang dörtgenini de görün arkadaşlar. Benim bumerang dediğim dörtgen. O halde şöyle çaprazlama yapabiliyorduk biz burada. Yani AB'nin karesiyle EC'nin karesinin toplamı ki zaten vermiş 169'muş onların toplamı eşittir. 5'in karesiyle X'in karesinin toplamına yani 25 artı X kare diyebilirsiniz artık. Hadi 25'i buraya atalım. 144 eşittir X kare gelir. Neyin karesi 144'tür? 12'nin karesi derim. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Evet 8 numarayı da gömdük dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.